Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Malatya'dayız, lezzet durağımızdayız. Yanımızdadır yıllardır bu bölgede en lezzetli kebapları müşterileriyle buluşturan değerli bir kebap ustası sevgili Yunus Güngör'le birlikteyiz. Peki sağlıklı lezzetli bir kebap nasıl hazırlanır, sırrı nedir onu birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki dünden bugüne başarı hikayesini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Merhabalar Yunus. Merhaba, hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi tabii ki siz bu lezzetin kurucususunuz. Evet. Peki siz kaç yaşında başladınız bu kebap işine, ne zaman usta oldunuz? Evet. Dünden bugüne kısacık bir hikayemizden evet. bahsedelim. Ben 1989 yılında başladım bu işe. Evet. Halen de devam ettiriyorum bunu. Bizzat 2005'ten sonra da Güngör Kebabı kendim yönetme şeyine geçtim ben usta olarak. Kendim şey. Evet, evet. Babamla birlikte başladık bu işe. Evet. Onun tek çırağı da benimdir yani piyasada. Neler pişiyor mutfağımızda? Sadece acısız kebabımız var zaten. Koyun etinden yapıyoruz biz bunu. Ondan sonra güzelce alıyoruz bunu. Güzelce bir işliyoruz. İşçilik veriyoruz buna. Sinirini, yağını ayırıyoruz bundan güzelce. Küçük küçük doğruyoruz. Ondan sonra zırhta bıçakta çekiyoruz ve sunum yapıyoruz. Başka da bir şey yok yani bunun. Günlük taze et. Taze, evet. Evet. Sağlıklı lezzetli bir kebap sunmanın en püf noktalarından biri etin seçimi mi? Etin seçimi de olacak, işçiliği de olacak, temizliği de olacak bu sefer. Pişirilişi de önemli mi? Hepsi önemli. Nasıl pişiriyorsunuz siz? Biz odun ateşinde pişiriyoruz bunları. Ondan sonra şişte normal odun ateşinde pişiyor bunlar. Valla fazla bir teknik kullandığımız yok işte. Eti alıyoruz, şişe saplıyoruz onu. Fazla oynamadan. Zaten bir kebabı zaten şişte zaten fazla oynamak olmaz yani zaten. Bir seferde iki seferde atıyoruz ateşe. Ya zaten maksimum ya 5 dakikadır ya 7 dakika. 10 dakika sürmez yani. Pişiriyoruz. Ekmeğimizin arasına çekiyoruz. Müşteriye sunumumuzu yapıyoruz. Sunuma neler katıyorsunuz kebabı? Sadece yanında pişmiş soğan veriyoruz işte. Pişmiş biber oluyor. Mevsimine göre domates veriyoruz mesela. Ondan sonra mevsim salatası var yanında. Rokası var işte. İçecek olan ayran. Biz ayran tavsiye ediyoruz. Kebabın evet. yanında evet. en iyi ayran. Ayran. Bazı bölgelerde şalgam da kullanılıyor. Tabii şalgamımız da var burada. Tabii isteğe göre edelim. Onu da sunuyoruz yani kendilerine. Peki haftanın kaç günü açık burası? Hafta sürekli açık. Sürekli açık. Sabah saat 11'de başlıyoruz. Akşam saat 9'a kadar servisimiz sürüyor. Akşam evet. 9'a kadar devam ediyor. Evet. Yoğunluğunuz hafta içi, hafta sonu? Hafta sonları daha çok yoğun oluyor. Evet. Gün içerisinde öğle ve akşam servislerimiz oluyor. Öğleyin. Akşam ve akşam servislerimiz oluyor. Evet. Ekip olarak çalışıyorsan ekip çok önemli bu tabii, işte. Kaç tabii. kişi çalışıyor? Nasıl bir iş bölümü var? Burada bir 13 kişi çalışıyoruz şimdi şu etapta. Hepsi de zaten işin ehli insanlardır zaten. Zaten ekip çok önemli. Şimdi ben ne kadar iyi bir usta olsam da tabi bunun pişiricisi olacak, bunun bulaşıkçısı olacak, salatacısı olacak, şefi olacak, garsonu olacak, çaycısı olacak. Yani bu ekip işi yani. Bu tek işine olacak bir iş değil kardeş bu. Peki kimler misafir oluyor size? Neden sizi tercih ya, ediyorlar? Ya vallahi şimdiye kadar yani epey kişiyi tercih ettik tabi. Çok kişiyi misafir ettiniz tabi. Tabi tabi. Geri dönüşler alıyoruz. Sizin kebabı neden beğeniyorlar? Ya işte orada ayrı bir ustalık lezzet var bizde, ha ayrı bir lezzet var. Neden acısız yapıyorsunuz peki? Ya bunun özelliği bu. Biz evet. bunu defaatçe, biz bunu zamanda kuşbaşısında yaptık, patlıcan kebabında yaptık. İlk başlarda tabii. Adanasını da yaptık. Ama bir türlü bu lezzet tutmadı. Rahmetli babam da o zaman dedi, bunları kaldırın dedi. Geleneksel usulü devam edelim dedi. Temiz bir işçilik verin dedi buna. Yapabilirseniz 2 kilo bundan fazla satmaya bakın. Bu size yeter dedi. Biz de böyle devam ettiriyoruz işte. İyi de gidiyor. Bunu çok şükür. Hamdolsun. Ne hedefliyoruz? İleriye de taşıyacağız bunu. Oğlunuz da geliyor. İnşallah. Çıraklar yetişiyor mu? Yetişiyor. Yetişiyor var. Çok şükür. Çok evet. Siz de bilginizi, tecrübenizi aktarıyorsunuz. Tabii. Yunus Ustam öncelikle teşekkür ederim. Ben böyle teşekkür güzel ederim. Güzel bir lezzet durağını bu ile kazandırdığınız için, hizmet ettiğiniz için, misafirperverimiz için. Var mı eklemek istedikleriniz? Teşekkür ediyorum. Siz de ayaklarınıza sağlık sizin de. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar, hayırlı yıllardır günler dileriz inşallah. Yıllardır bu işe emek verdiğiniz için ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun.
Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.